Merhaba sevgili izleyiciler ve yayınımıza Koç'la devam ediyoruz. Evet sevgili koçlar, sizler Jüpiter'in Aslan Burcu'na girmesiyle aşk açısından şanslıydınız. Aşk, çocuklar ve yaratıcılığınızı sergileyeceğiniz alanlarda veya sportifle alanlarda şanslıydınız. Yine bir gerileme olacak 8 Aralık ve 8 Nisan tarihleri arasında. 4 aylık süre içerisinde bu alanlarda bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Daha önceleri ayrıldığınız bir aşkınız varsa tekrar hayatınıza girmek isteyebilir. Gerilemelerde bu çok normaldir. Merkür gerilemesinde de olur. Daha önceleri ayrıldığınız bir aşkınızın hayatınıza tekrar girmek istemesi çok doğaldır. Bu süre içerisinde karşınıza yeni birileri çıkabilir. Çok fazla acele kararlar almıyorsunuz. Daha çok tanımaya çalışıyorsunuz ve çocuklarınızla ilgili bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşayabilirsiniz. Turizmle uğraşanlar varsa yurt dışı bağlantılı işlerinizde dikkat etmekte fayda var. Çok fazla girişimde bulunmuyorsunuz. Daha çok ileri yönelik çalışmalar yapıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Bir takım düşüncelerinizi ileriki döneme saklıyorsunuz. 8 Nisan'dan sonra ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiler edineceksiniz. Yine sportif alanlarda uğraşanlar da ufak tefek kazalarla uğraşma durumunda kalabilirler. Boğalara baktığımız zaman ev içerisinde bir takım sorunlar yaşıyorsunuz. Anne babanın sağlığında bir takım sorunlar oluşabilir. Ev, emlak ve arsayla ilgili alanlarda daha önceleri başlattığınız işlerinizi bitiriyorsunuz. Ev almak gibi bir düşünceniz varsa, yeni oluşacak olan bir düşünce ise bu, 8 Nisan'dan sonrayı kullanabilirsiniz. Yine kiracılarınız vardır. Kiracılarınızla ilgili ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. İkizlere baktığımız zaman yakın çevreden bir takım kişiler ile ters düşmeniz söz konusu olabilir. Sizin inandıklarınızla, sizin düşünce ve fikirlerinizle karşı tarafın düşünceleri uyuşmayabilir. Bu süre içerisinde kulağa hoş gelmeyen bir takım konular gelebilir, canınız sıkılabilir. Kardeşleriniz olsun, size yakın olan kişiler olsun, ters düşmeniz söz konusu olabilir. Yine kontratlar, sözleşmelere dikkat ediyorsunuz, imzalarınıza dikkat ediyorsunuz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde atacağınız imzalarınızda dikkatli olmakta fayda var. Yengeçlere baktığımız zaman Jüpiter'in Aslan Burcu'nda gerileyecek olması maddi açıdan sizleri zorlayabilir. Parasal açıdan oluşan sorunlara çözüm arayışı içerisinde olacaksınız ve 4 aylık süre içerisinde maddi açıdan çok fazla girişimde bulunmuyorsunuz. 8 Nisan'dan sonra bir takım yenilikler, yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler, birazdan yayınımıza Aslan'la devam ediyoruz. Ekran başından ayrılmak yok. Görüşmek üzere.